Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Bu videoda sizlere R kare, İngilizceler sürümlerde arkadaşlar R square fonksiyonunu anlatmaya çalışacağım. Bir istatistik kategorisinde bir fonksiyon. İki nokta boyunca Pearson çarpı moment korelasyonu. Aslında tamamıyla korelasyon katsayısı diye söyleyebileceğimiz, korelasyonla birlikte yorumlayacağımız bir değer arkadaşlar. Örnekleri şöyle geliştirebiliriz. Böyle serilerimiz vardı harcamayla. Yine böyle serilerimiz vardı. Örnek olarak bakalım. Ciro ile reklam harcamaları arasında ilişki var mı? Ben burada korelasyonunu alayım. İlgili olduğunu düşünüyorum bu çalışmaların. Fx'ten korelasyon fonksiyonunu çağırayım. Korelasyon. Evet arkadaşlar. İki diziyi buna söylüyorum. Evet, 0,2. Bu da R kareyi de buraya koyalım. Ekleyelim. Buradaki eğriye ilişkin bir niteliği ortaya koyacak. Hemen R kareyi bulayım. Korelasyon katsayısının karesini verir gibi arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Umarım x ve y'lerde hata yapmıyor durum. Evet arkadaşlar. Şimdilik dursun. Biz bir de grafiği ortaya koyalım. Excel'in arkadaşlar kendi biliyorsunuz böyle sağ tıkladığımızda eğilim çizgisi ekleyip onun da denklemini ve regresyon katsayısının R kare değerini bakın aynı şekilde bulabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada. Bold yapabilir. Daha olayı netleştirmek bakımından farklı bir diziye gidelim aşağıda. Böyle bakın yorumlarımız vardı. Bir pozitif ilişki korelasyon yani o arttığında o da artıyordu. Negatifte o arttığında o azalıyorsa böyle bir negatif ilişki ortaya konuluyordu. Sıfıra yakınlarda da ilişkinin olmadığını söz ediyorduk ki ilk örneğimiz böyle. Şimdi doğrudan bir ilişki olan bir grafik ve değerler diye düşünüyorum. Bakalım çünkü sürekli artıyor gibi görünüyor burada. Bakın koyduk. Buradaki denklemi görelim. Eğilim çizgisini ekledim ve bakın bir çıktı arkası. İşte buradaki korelasyon da büyük ihtimalle bir çıkacak. Hemen yapayım yeniden. Korelasyon. İki diziyi de söyleyeyim. Bir R karesine bakayım. O da muhtemelen bir çıkacak. Yani birebir eşit mi? Değil tabii ki. Birisi ilişkiye ilişkin tam değil ve şey veriyor. Diğerisi tamamıyla eğrinin niteliğine göre olması lazım. Farklı değerleri analiz ediyorlar arkadaşlar. Yine kesişme noktasını da buluyorduk. Kesme noktasını. Ona da bakabilirsiniz. İntersept'ini de buluyorduk. Bu şekilde arkadaşlar bizim R kare daha farklılarda da aynı şekilde eksi verecek. Yine eğriye ilişkin bu ilişkinin eğrisi şeklinde bir değerini alacağız bu tür değerlerde. Öbürlerinde ise daha farklı bir gördüğünüz gibi çok düşük sıfırdan sıfıra yakın. Diğeri de 0,20 korelasyon. Arkadaşlar burada hani %1'i falan vardı.
O anlamda bu değeri bulduk. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere r kareyi, a square fonksiyonunu ilişkili olduğu diğer fonksiyonlarla birlikte anlatmaya çalıştım. Yine ilişkili diğer fonksiyonlarla birlikte tüm eğilimleri, eğim, dağılıma ilişkin, kesme noktası, intersept hepsini arkadaşlar incelemenizi öneririm. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.